Şimdi şöyle, bu malın sahibi Mersin'deki çiftçi. Mersin'deki çiftçi. Biz depoculuğunu yapıyoruz. Evet, siz bize gönderiyorlar. Biz burada malları muhafaza ediyoruz. Aynı bu şekilde gördüğünüz gibi. Evet. Malda 10 bin ton. Evet. Bu da yine büyük firmaların. Büyük firmaların yani elinde. Şöyle, biz burada depoculuğunu yapıyoruz. Bize gönderiyorlar. Çiftçi Adana Mersin bölgesinden. Biz burada depoculuğun muhafazasını yapıyoruz. Tam orada 1-2000 sandık var. Yani ortalama 1500-2000 sandık var hocam. Loca. Evet. Kaç locamız var şu anda? Uzunluğuna göre değişir. 6-7 loca var. Uzun localar 5000 sandık alır mesela, örnek veriyorum. Şurada. Kısalar var. 1000-1500-2000. Burada. Onlar da var. Burada 25.000-30.000 kadar. 30.000 kadar. Evet. Sandık bir bomba. Evet. 20 kilo. Tek tek makinede bu mallar ayrıştırılıyor. Bu kasadaki limonumuz birinci sınıf bir limon, ihracat ve iç piyasada değerlendirilmek üzere satışa sunuluyor. Günlük siparişler üzerine de dağıtımları yapılıyor. Beyanlar bu şekilde. Evet. Limonlarımız Mersin bölgesinden getirilmiş olan çiftçilerimizin mallarıdır. Bu mallar depoda, biz depoculuğunu yapıyoruz, muhafaza ediyoruz ve firmalara satışları gerçekleşiyor. Taşınıyor. Burada depomuzun bir özelliği var. Yazın 30 derece, 35 derece sıcaklıklarda deponun 9 dereceyi geçmeyecek derecede muhafaza ediyor bu mallarımızı. Bu mallarımız burada sağlıklı bir şekilde bekletiliyor. Biz depoculuğunu yapıyoruz. Çiftçi kardeşlerimiz oradan mallarını Mersin, Adana bölgesinden gönderiyorlar. Geçen yıllarda 3 milyon, 4 milyon sayıları depoladığımız bu malları, depomuzda muhafaza ettiğimiz bu malları bu yıl çiftçi yapamadı. Parası yok, zarar ettiler. Geçen yıldan dolayı çok sıkıntılar. Aşağıda da işçi sıkıntısı var Mersin, Adana bölgesinde. Evet, Kapadokya bölgemizde soğuk hava depolarımızda sakladığımız limonlar ikinci ay itibarıyla depolara girmiş ve şu ana kadar da muhafaza edilmiş vaziyetteler. Bölgeye girişler dörtte bir oranında azaldığını bahsediyor müstahsil arkadaşlarımız. Firmaların burayı sadece kiralama amacıyla kullandığını, ürünlerinin kendilerinin olmadığını beyan ettiler. Biz gerekli denetimleri yapıyoruz. Afaki artışlardan dolayı vatandaşımızın zarar görmemesi için gerekli işlemleri yapıyoruz ve her gün denetimlerimiz devam edecek.